Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şimdi bir kısa bir uzundan mı başlasam bilmiyorum nasıl yapsam ama bir kısa bir uzun yapalım. İlk olarak Süper Lig'de sezonun en yüksek hıza ulaşan oyuncuları istatistiğini çıkartmışlar. Birinci sırada Osay Samuel 35.6 kilometre hız. Aslan Balonga 35.5. Üçüncü sırada tekrar Osayi Samuel 35.4. Mihailak 35.3. Sergen Pichinciyol 35.2 diye sıralanmış. Osayi'nin hızı kayıt altına alınmış. Yani e, sizde ambulans varsa bizde de Osayi var. Kapıştıralım mı demişler. Ortaya çıkmış. Fenerbahçe'de İslam Slimani sesleri. Arkadaşlar bakın. Hani diyorsunuz ya e, bu kanalı niye takip edelim diye. Alın size bir sebep daha. Bu kanalda yaptığımız espriler bile habere dönüşüyor. Şimdi Fenerbahçe Teknik direktörlük konusunda CSOS'la görüşmeler devam ederken diyor. Artık onu anlaştı olarak düzeltin. Yani birkaç güne de geldi miydi? Ortalık değişir. Son olarak bir dönem sarı laciverti formayı giymiş olan İslam Slimani ismi gündeme geldi. Nasıl gelmiş ama. Şimdi Fenerbahçe forvet arıyor. Jesus takımın başına geçecek. Portekiz basına hareketlenmiş. Rekord Sporting'den ayrılacak 33 yaşındaki Cezayirli golcü için Al Hilal'in yanı sıra Fenerbahçe'nin de devrede olduğu palavrasını ortaya atmış. Tabi Jesus'un Sporting'den öğrencisi Slimani. Ara transferde geldi. Sporting'de 9 lig maçına çıkıp 4 gol atmış. Lan orada bile bizden fazla atmış. Öte yandan Suudi Arabistan basını da Al-Viyam'da Slimani ile ilgili, ilgili bir iddiayı sütunlarına taşımış. Al-Hilal takımının Cezayirli oyuncu için resmi teklifte bulunduğunu yazmış. Şimdi 18 Haziran 88 doğumlu. Yani yaklaşık bir ay sonra 34 olacak. Şimdi Fenerbahçe formasına 25 maça çıkıp 5 gol atıyor. <laughs> Dedim ya 9 maçta 4 gol atmış. Yani bir tane daha atsaymış. Tamam işte yakalıyormuş. Yani 2023'te sözleşmesi sona eren bir futbolcu. Biz bunun burada esprisini yaptık. Ben dedim ki bak yakında görürsünüz. Yani Jesus'tan dolayı Slimani'yi de yazarlar eski öğrencisi diye. Ya tükürüğüm kurusaydı da öyle yazsaydınız. Şimdi Ertan Süzgün... Bu aralar çok üzgün. Beşiktaş Alexander Şörlo transferinde geri adım atma kararı verdi diyor. Bakın bir uzun bir kısa. Yine devam ediyorum. Bunun detayını soruyorlar. Diyor ki Fenerbahçe o kadar aşama kat etti ki Şörlo'da. Hani Beşiktaş rezil olmak istemiyor. Hani bak Fenerbahçe'nin yarışa girdi de alamadı dedirmek istemiyor. Bu yüzden e, böyle diyor. Tabii saygı duyuyorum. Biz Şörlot konusunda arkadaşlar Teklifimizi yaptık. Fiyatı aldık. Verebileceğimizi belirttik. Şu an bazı şeyleri bekleme konumundayız. Bilginiz olsun. Yani bazı şeyleri bekliyoruz şu anda. Ha, ne şekilde sonuçlar ben bir şey diyemem. Şu olur, bu olur diyemem açıkçası. Yani yalan söylemiş olurum. Şu olur, bu olur kesinlikle kimse diyemez. Ben de diyemem, siz de diyemezsiniz. Bekleyip göreceğiz. Ha, beklenmedik anda sürpriz bir şey çıkar ortaya yani çok çok sürpriz bir transfer e, imkanı çıkar dersin ki ya ne gerek var başkasına al burada hazır var dersin böyle ama şu an için şartlarda hani bir sıkıntı yok gibi şu an için yani herhangi bir sıkıntı göremiyorum açıkçası bilginiz olsun ama Fenerbahçe bu. %100 anlaştığı isimle bile Fenerbahçe Trabzonspor'un da istediği Antalyaspor'dan Fernando Lucas Martins'i transfer etmek istiyor. Bunu geçen gün de konuştum. Geçen gün kısa kısa konuştum. Arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Bazı arkadaşların gerçekten niyeti bozuk. Burada amaçları videolar izlenmesin. Kimse videoları izlemesin. Kanalın büyümesi zorlarına gidiyor. Yok eskiden haber okumazdım. Şöyle yapardım böyle yapardım. Direkt engelliyorum. Bilginiz olsun. Bu tip mikserlere prim tanımayın. Haberi okumadan ben hayatımın hiçbir evresinde haberi okumadan yorum yapmadım. Bu tip e, kendini akıllı zanneden arkadaşlar ya da bunların yolundan giden arkadaşlar sonra özelden bana yalvarıp da ya engelimizi kaldır şöyle böyle demesinler. Sonsuza kadar öyle devam edecek. Yani ben daha ne yapayım? Arkadaşım Şimdi ben bu haberi okumadan ne yorum yapacağım? Okuyalım. Ha bir de kısaltıyorum. Yani moda mod da okumuyorum. Yani insan biraz Allah'tan korkar ya. Fenerbahçe yönetimi Nuri Şahin'in dokunuşlarıyla birlikte Antalya Spor'daki futboluyla dikkatleri üstüne çeken Fernando Ju kadrosuna katmak istiyor. Serbest kalma bedeli 750 bin euroymuş. İlk defa duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl ara transfer döneminde Antalya Spor'a bir buçuk gibi imza attığım Brezilya 6 altı numaralı oyun yani altı numara oynayabilen oyuncu sözleşmesinde serbest kalma maddesi varmış ve bu rakam 750 bin euroymuş. Çok ihtimal vermiyorum ama he diyelim. Ama 30 yaşında olduğu için olabilir. Şimdi Jesus'un göreve başlamasını oyuncuyla ilgili raporlara cevap vermesini bekliyor demiş. Antalya Spor'da 700 bin euro maaşı var diyor. Çaklar Donetsk, Sampdoria, Spartak, Moskova, Kremio. Trabzonspor'un da gündeminde diyor. Ben Trabzon'un gündeminde olsa bile Trabzon'un alacağını zannetmiyorum. Bakın 33 milyon euro piyasa değeri var. Yaş 30 evet ama Brezilya milli takımının 8 kez formasını giymiş oyuncudan bahsediyor. 17 maç, 18 maça çıkmış ligimizde 1538 dakika. 4 gol 4 asist bir önlü liberoya göre. 10 derece iyi bir performans bir önlü liberoya göre. İlgimiz var evet alakamız var ama bu ilgi alaka hani böyle aldık transfer ettik kesin bizde düzeyinde değil. İlginiz olsun. Şimdi iki tane bağlantılı haber vereceğim. İlk haberim Volkan Demirel. Volkan Demirel Süleyman Hurma'nın isteğiyle Karagümrük'te yollarını ayırdığını açıkladı. Yani Süleyman Hurma görüştük istedi ben de yolumu ayırdım diyor. 24 maç, 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet, 1.7 puan ortalaması diyor. Ben şunu belirteyim. Karagümrük, Sivas, ne bileyim Çaykur Rize, Ankara Gücü aklıma gelen takımlar. Herhangi birinde 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet istatistiğini yakalayan her teknik direktör devam eder. Ama Volkan'ın yerine muhtemelen eski böyle İtalyan isimlerden birini alacaktır. Çünkü Süleyman Hurma'ya dikkat eden hep İtalyan futbolunu takip ediyor. Muhtemelen eskiden İtalya'da yıldızlaşan ya da belki de İtalyan isimlerden birini getirecektir diye düşünüyorum. Farioli'yi hatırlayın. Artık Roberto Baccio mu olur ne yaparsan. Ama benim dikkat çekmek istediğim bir nokta var. Şimdi İsmail Kartal'ın durumum kesin değil. Ne olacağı meçhul. Ama Kağıt üstüne baktığın zaman Ömer Erdoğan boşta, İsmail Kartal boşta. Volkan Demirel boşta. Ersun Yanal boşta, Aykut Kocaman boşta. Okan Buruk boşta. Değil mi? Yani boştaki teknik direktörler de iyi. İyi isimler de var. Bakalım ne olacak. Şimdi bunu anladık. Bunu anladık. Başka yere geçiyorum. Jorge Jesus. Şimdi Fenerbahçe'de de Jorge Jesus artık bana kalırsa yüzde yüz gibi. Ya sizi bilmiyorum ama, bana kalırsa artık buradan döneceğini zannetmiyorum. Ve Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye beş yıldızlı transfer listesi. Yani Jesus'tan beş yıldızlı transfer listesi. Nasıl beş yıldızlı? Bakalım Şimdi öncelikle Ali Koç katıldığı programda 4-5 transfere ihtiyaç var dedi ama bu isimlerin kim olacağı konusunda merak uyandı. İlk sıradaki isim Nuno Tavares. Yani Jesus'un özellikle hücumcu bek talebi nedeniyle listede ilk sırada Arsenal'in sol beki Tavares var. Benfica'dan öğrencisiydi hızıyla öne çıkıyormuş. Geçen sezon başında Flamengo'dan Arsenal'e transfer alıp 22 maçta görev aldı. 2025'e kadar sözleşmesi var ama olsa olsa kiralık olur diyor. Transfer markta girdiğiniz zaman orada kocaman bir 13 milyon euro yazıyor. Yaşta 22. Yani imkan dahilinde sıfıra yakın. 28 maç bir gol iki asist ama geçiniz. İkinci isim biraz daha olabilitesi yüksek bir isim Pablo Mari. Bu da stopere. O da Arsenal'in oyuncusu. Bu sezon Rudinesi geçirdi 28 yaşındaki futbolcu ama 30 Haziran 2022'de sözleşmesi sona eriyor de, diyor. Duran toplarda etkili bir isim diyor. Fakat kiralık olarak sözleşmesi bitiyor. İspanyol 1.93 puanla 5 milyon euro piyasa değeri var. Arsenal ile 2024'e kadar sözleşmesi var. Kanata bedava transfer Yanuzay. Şimdi top tekniği yüksek ve servisi elinde olan bir isim var Adnan Yanuzay. Ee, Adnan Yanuzay isminde şöyle bir özelliği var. Ee, sosyal medyadaki birçok arkadaşımız yeni duydukları için şaşırıyorlar ama biz aylardır bu arkadaşı almaya çalışıyoruz desem inanır mısınız? Siz bilirsiniz. Aylardır. Yani top tekniği yüksek bir isim istiyor. Bon servis elinde. Geçen sezon Real Sociedad'da Forma gidi 5 gol 3 asist var diyor. Ee, şey pardon. Toplamda 5 gol 3 asisti var da ligde sadece 3 golü var. Asist üretememiş. 2392 dakika yani 44 maç dediğine bakmayın. Ha eski Adnan Yanuzay mı bilemem. Ama 12 milyon euro piyasa değeri gösteren Yanuzay sağ kanatta sol kanatta oynayabiliyor. Özelliği şu Kosova asıllı. Yani Fenerbahçe'ye en azından kazandırılabilitesi yüksek bir isim. Forvet'e ise Sherlock ve Pukki ismi ön plana çıkıyor demiş. E, Pukki'yi geçiriz ama Sherlock ismi gerçekten ön plana çıkan bir isim. Bakalım ne olacak. İyi hocam Luis Suarez. Ya Luis Suarez'i beklemeyin arkadaşlar. Evet denendi, edildi. Yani size defalarca duyumunu verdiğim üzere yüksek bir ücret talebi var imkanı yok. Biz karşılayamayız. Yani beklemeyin. Fenerbahçe'den Joa, Joa Mario'ya yakın takip. Şimdi bunu da konuştuk geçtiğimiz günlerde. Hatırlıyor musunuz? Onu da duyumunu verdik. Olanları anlattık ettik. Şimdi her videoda da tek tek şunu demiştim, bunu demiştim demem. Bu izleyen arkadaşlara saygısızlık olur. Ben niye dakikamı verdim diyecek. O yüzden şimdi Orta saat transferinde ilk hedef Joao Mario diyor. Tam olarak böyle değil de. Öyleymiş. Benfica'dan ayrılma durumu var. Şöyle böyle falan filan. Ali Koç'ta yaptığı görüşmede transfer istiyor. Geçen sezon orayı çalıştırırken Benfica'yı aldı. Inter'den aldı. bedelsiz olarak. Ee, Fenerbahçe almaya çalışıyor demiş. Peki size bir sorum olacak. Böyle bir oyuncuyu kaç alırsınız? Not sözleşmesinde aykırı bir madde olması dışında. Aykırı bir madde varsa zaten bilmememiz gereken bir operasyondur. Gizli bir operasyondur. Bilmememiz daha hayırlısıdır. O yüzden bilmeyelim. Geçelim sıradaki habere. Fenerbahçe'nin kaleci adayları. Aslına bakarsanız Fenerbahçe'nin kaleci adayları yok. Fenerbahçe'nin alacağı bir kaleci var. Belki de almıştır. Açıklama zamanını bekliyoruz. Şimdi Berkey gözler ayrıldı. Yolu açık olsun, futbol şansı yanında olsun. Fenerbahçe'de Altaya yedek bir kaleci arıyor. Bu isminde Ertuğrul Taşkıran ve Sinan Bolat olduğu söyleniliyor. Berke resmen veda etti. Altay bayındırlar rekabete girebilecek bir kaleci arıyor Fenerbahçe. Yönetim altyapısından yetişen şu anda Kasımpaşa'da oynayan 32 yaşındaki Ertuğrul taşkanla ve Genk'le sözleşmesi sona eren Sinan Bolat'la her konuda anlaşma sağladı. Bu ikiliden biri imza atacak diyor. Ya bu haberler niye verilir biliyor musunuz? Bu haberler şundan verilir. Ulan biz Ertuğrul Taşkıran yazdık ama ne yalanlama var ne doğrulama var. Ulan işin içinde bir şey olmasın. Yani Fenerbahçe normalde yalanlardı. Allah Allah. Niye yalanlamadı ki? Acaba bir bit yeniği mi var? Acaba bizi mi kekliyorlar? Yok ya değildir. O Fenerbahçe keklemez ya. Yani acaba diye yapıyorlar bunu. Valla benim bilgim dahilinde Ertuğrul Taşkan'ın evet her konuda anlaşıldığı Sinan Bolat konusunda da Sinan Bolat'ın kulübüyle anlaşılamadı. Kendisi zaten yani gelmek için de para atıyordu da. Ben açıkçası yani ben açıkçası Ertuğrul Taşkıran'a okey derim. Ama diğer arkadaşa yani diğer arkadaşa çok okey diyemem. Zaten çok 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 tepki alır. Yani Fenerbahçe'den çok ağır tepki alır Fenerbahçe taraftarından. O yüzden İkinci arkadaşı unutun derim arkadaşlar. Üçüncüsü alt tarafımızda tabi ki Ertuğrul Çetin var. O üçüncü kaleci olarak kalır. Fenerbahçe'den sağ beke 2 aday. Bu haber de çok ilginç. Gerçekten çok ilginç bir haber. Bundan sonra kısa kısa söyleyelim. Şimdi 7 artı 4 kuralı normal şartlar altında 7 artı 4 uygulanacak. Fakat ama lakin 8 artı 3 devam edecek diyenler var. Kulüpler baskı yapıyor diyenler var. Nasıl olur nasıl eder bilmiyorum ama şunu diyenler var demeyenler var. Haberimize bakalım. 7 artı 4 oynanacaksa diyelim. Bu kural hayata geçirilecekse diyelim. Türk oyuncu takviyesi yapmak şart Fenerbahçe'de maliyet olarak daha düşük maliyette olan Türkleri seçmek istiyor bunların başında genelinde Bünyamin Balcı diyor yani Antalya Spor genç oyuncu için 5 milyon euro istiyor Ozan Tufan'a takas gündemde diyor İkinci bir isim Mert Müldür. Mert Müldür için ise kulübü 8 milyon euroluk bir talepte bulundu. Bunu da düşürmüyorlar diyor. Şimdi arkadaşlar bak Mert Müldür'ün ismini kopyalayın. Google'a girin, yapıştırın. Sadece bak Mustafa Hoca'yı boş verin. Yani i̇lla benim duyuma güvenmezseniz. Yaş 23, 7 milyon euro piyasa değeri var. İtalyan liginde Yaş 23 ama onu da belirteyim. 1.84 boyunda Türk milli takımının 15 kez formasını giymiş bir futbolcudan bahsediyoruz. Bir. İkincisi bu sezon bu sezon 33 maça çıkmış. Bir asisti var. 2179 dakika oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. İki. Üçüncüsü sağ sağ ol, o piyasa değeri 3 milyon euro iken 4.7'ye almış. Bütün bunları bir araya getirerek söylüyorum. Aynı transferi Fenerbahçe yapmış olsun. Aynı özellikle futbolcu olsun. Aynı şekilde isteyene eden olsun. 15'ten aşağı satar mıyız? Satarsak aptal der misiniz? Satarsak ağır küfürler eder misiniz? Misal veriyorum. Bugün Kim Minji'yi 12 milyon euroya satsa Ali Koç. Ne hainliği, ne FETÖ'cülüğü, ne teröristliği değil mi? Hepsini sayarsınız. Yok ben saymam diyen arkadaşlarım alayı yalan söylüyor. Hepsini sayarsın. Yani ne tırrekliği kalır ne başka bir şey kalır. Yemeyin arkadaşlar birbirimizi yemeyelim. Yani yalan söylemenin lüzumu yok. Kandırmayın Fenerbahçelileri. Uzun lafın kısası Mert Müldür'ü hala bekliyorsanız beklemeyin. Mesela Luis Suarez'i beklemeyin. Mert Müldür'ü beklemeyin. Bana kalırsa Joao Mario'yu da beklemeyin. Slimani'yi zaten kesinlikle beklemeyin. Anlatabiliyor muyum? Dünya'nın balcıyı bekleyelim mi? Bana kalırsa onu da beklemeyin. Niye? Bak Osa'yı ferdi. Sağ-sol kanat. Çağatay var. Burak Kapacak var. 4. Nazım var. 5. 5. Şu an için Novak var. 6. 6 tane sağ bekim, sol bekim var. Karışık. Bunlardan en az iki tanesi gitmediğimiz için bir kişi bile gelmez. Ne sağa ne sola. Demek ki ya bunlardan gidecek olan var ya da gitmesini istediğim var. Hal böyleyken ya Bünyamin Balcı'ya işte şu kadar para istiyorlar. Ozan Tufan'ı elden çıkarmak için hamle olabilir diyeceğim ama orada mükemmel bir osay varken bu hamle bana salakça geliyor. Yani gelir. Size nasıl gelir bilmiyorum. Şimdi iki aday Bünyamin Mert Müldür diyor. Ozan Tufan takas planı diyor. Mert Müldür indirime bağlı. Bünyamin 32 maça çıktı. Şey 34 maça çıktı. 2 gol 4 asist yaptı. Mert Müldür ise 31 maça çıktı. 1 asist yaptı. Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun diyorlar. Hayırlı olan bir şey yok. Transfer transfer yok. Burada bir kelime oyunu var. Bilginiz olsun. Jesus. Ha. Özel haber olarak duyum veren arkadaşlar olmuş. Emre Belezoğlu Ozan Tufan'la bir görüşme gerçekleştirdi diyorlar. Kendisini istediğini söyledi diyorlar. Şimdi Ozan'la Emre eğer özel görüşme gerçekleştirecek olsun. Kimsenin bilmesine gerek yok ki. bir yerde oturur pes oynarlar. Artık Emre'nin evine mi giderler? Esot'un evine mi giderler? İrfan'ın evinde mi oynarlar? Onu bilemem. Ama bir yerde pes oynarlar. Pes oynadıkları yerde Al gülüm ver gülüm yaparlar yani bu normal bir şey. Bunu çok abartmayın gayet normal bir şey arkadaşlar. Ama ben haberin detayına baktım devamına. Diyor ki Ozan da Emre'nin yanına gitmeye sıcak bakıyor. İlerleyen günlerde Ali Koç'ta görüşme gerçekleşecek. Şimdi Emre'yi ne karşılığı alabilirsin? Şey, Ozan'a ne karşılığı verebilirsin? Bir düşünsenize. Eskiden Fenerbahçe'de görev yapan bir arkadaşla çıkmış Fenerbahçe Ozan Tufan'la Emre Mor takası düşünüyor demiş. Şimdi Emre Mor için ben başka bir yerden çok komik bir şey duydum. İşte Kara takas olarak Volk, e, Ozan'ı verecekmişiz. Oradan alacakmışız. Peki Emre Mor'un on servisi Kara Gümrük mi ki biz Kara gümrükten alıyoruz? 2017'de Sel Vigo'nun 13 milyon euroya aldı Dortmund'dan 2017'de. Tabi o zamanın Cevaş'ta ismi. Sonra bir Galatasaray'a 190 bin euroya kiraladı. Sonra Olympiakos'a 410 bin euroya kiraladı. 600 bin eurosunu kurtardı. Şimdi oyuncunun piyasa değeri 1 milyon euro. Türkiye'de 29 maça çıkıp 6 gol 4 asisti var. 1879 dakika. Yani 21 maçta 6 gol 4 asisti var. Birçok arkadaşımız yere göğe sığdıramıyor. Yaşı 24 olan topçu. Evet. Ben ilk izlediğimde aha dedim yani Messi'den daha iyisini bulduk hem de Türk. E sadece Fenerbahçe için düşünmeyin arkadaşlar. Sadece Fenerbahçe için düşünmeyin. Ama yani ama Emre Mor bir kumardır. Alırsın elinde patlar. Alırsın rezil eder. Ama alırsın tutarsa işte bu daha beter. Bu rakipler için çok 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 daha beter. Ama alı tutma ihtimali de bence çok düşük. Ben bu haberlerin asparagas olduğunu düşünüyorum. Ee, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Abdülkerim Bardakçı transferi için Konyaspor Spor Yönetimi ile görüşme yaptı diyor. Arkadaşlar bakın. Ee, Konya Spor Yönetimi Abdülkerim Bardakçı transferi için görüşme yapma olayı şöyle bir olay. Ya, i̇lgi mektubu. interest let der. Yani biz ilgimiz var. Biz almayı düşünüyoruz. Kaç derseniz siz bir fiyat verin de diye. Böyle bir olay var Abdülkerim Bardakçı'na ilgili. Yani sadece Fenerbahçe değil. Eminim Galatasaray'da, Beşiktaş'ta hatta Trabzonspor'da ilgi mektubu göndermiştir. Yani bizdeki ilgi mektubu bu. Kaça satıyorsunuz? Yaşı 27. 4 milyon 200 bin euro değeri var. Şimdi Zonguldak Alt yapısından çıkıp Konya'nın alt kademelerinde oynuyor. Anadolu Selçuklu Spor, Adana Demir, Samsun, Giresun, Denizli, Altay gibi takımlarda yıllarca kiralık geçiriyor. Yani yıllar yıllar önce 2015'lerde piyasadaydı yüksekken sonra bir demire düşüş. Bu seneki performansı da yükseliş. Ee, uykum geldi. İkide bir de Abdülkerim Bardakçı haberinde. Ya akıl var mantık var. Ya akıl var mantık var. Fenerbahçe'de Serdar Aziz diye bir adam var. Serdar Aziz iyi bir Türk stoper. Geçtiğimiz günlerde de sözleşmesi uzatıldı mı? Uzatıldı. Ya hal böyleyken Serdar Aziz sözleşme uzatmışken ikinci bir Türk stoper alınır mı? Benim mantığıma göre alınmaz. Hadi alındı diyelim. Bu isim böyle 10-15 milyon euroluk bir isim olmaz. 3-4 milyon euroluk da bir isim olmaz. Alsan alsan böyle 250 bin euro, 500 bin euro ya da alt tarafından çıkan bir isim olur. Dersin Kullan, ben de bunu buna anlatacağım. Ben Abdülkerim Bardakçı transferine de inanmamaz gerektiğini şiddetle tavsiye ediyorum. Onu da söyleyeyim. E, duyumculardan birisi Fenerbahçe'nin de Fenerbahçe'nin de Eren Elmalı için bir ilgisi var. Ve Fenerbahçe'nin teklifi Trabzonspor'un teklifinden daha yüksek diyor. E, bu da ayrı bir duyum. Ama ben Eren'in yani kulübü eğer ya biz ettik siz etmeyin biz bir hata yaptık tamam yüksekten uçtuk düşürelim futbolcunun fiyatını demediğim müddetçe ben Eren Elmalında kimseye yar olacağını zannetmiyorum. Ha Fenerbahçe'nin teklifinin Trabzonspor'dan yüksek olmasına gerek yok çünkü oyuncu geçmişten beri Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan herhangi bir X, Y, yöneticisi bunu duysa bile almaz. Bahaneye de gereği yok yani fiyatı yüksekmiş de alamazlık demesine gerek yok. Fenerliymiş desin bitsin, bitti zaten. Maalesef fenerliyim deyince düşmanca tavırlar davranışlar oluyor. Haberler daha doğrusu haberlerin özetiyle yola çıktığımız bu videoda ben ani itibariyle bugün itibariyle yani 28 Mayıs itibariyle ihtimal vereyim. Jesus artık %99.9. Adnan Yanuzay'a %10 veririm. Şörlot'a %65 veririm. Bize bağlı. Joao Mario'ya %1. Mert Müllür'e %1. Emre Mora %1. Abdülkerim Bağdakçı'ya %1. Eren Elmalı'ya %30. Slimani 0. Fernando Lucas Martins %50 diyeyim. Çünkü bizden çok daha iyi isteyenler var. Nuno Tavares, Pablo Mari, Suarez. Ben üçüne de sıfır diyorum. Berke gitti. Ertuğrul Taşkıran'a ben yüzde %99 diyorum. Sinan Bolat'a %1 diyorum. Bünyamin Balcı'ya da %1. Not, Nazım falan kiralık gider de belki. Ozan Tufan'ın gidişini artık %60 diyorum. Ve bu videoyu bitiriyorum. Beğenilerinizi de sunuyorum. Beğenen eller dert görmesin. Görüşmek üzere.